Kıymetli canlar, hepinize selamlar, sevgiler. Bir yayında daha yine sizlerle birlikteyiz, Perşembe günü yayınında. Yine sizler için hazırlamış olduğum müstakil köy evleri, arada böyle ufak bilgilerle sizlere bu yayını sunmaya çalışacağım. Sizden gelen bazı istekler de var. Onlara göre de yine yayınımızı sürdürmeye çalışacağız. Hadi önce videomuzu izleyelim. Sonra yayınımıza devam edelim. Evet canlar, yayınımıza başladık. Yayınımıza ilk nereden başlayalım dedik. Balıkesir, Havran, Fazlıca mahallesine gidelim dedik. 23 Kasım 2022 tarihli bir ilan var. Bu ilandan başlayalım. Önce şu ekranımızı sizler için bir tık daha büyütelim. Daha rahat telefon numaralarını da görün. Şimdi ne demişler? Balıkesir, Havran, Fazlıca mahallesinde 369 bin lira canlar burası. Ve içini de yapmışlar. Masrafsız olduğu için aldım açıkçası. Fiyatı da yani bu metrekarede böyle bir yer yapsanız hemen hemen aynı paralara çıkarsınız. Belki bir 50-100 eksik olabilir. Ama fazlası olmaz diye düşündüm. Büyük bir metrekareye sahip değil. Şöyle bahçesini görüyorsunuz. Taş duvarla önce örmüşler. Bakın. Güzel şöyle örmüşler. Evin dış tarafını da onarımdan geçirmiş. Çatısını onarımdan geçirmişler. Ama şahane işte görüntüler var. Bakın yetişkin ağaçları da içinde. Yani tadilatla falan uğraşmayacaksınız. Ama uğraşmayacaksınız da derken şu çatıyı mesela sanırım membran mı? Membranla herhalde kapatmaya çalışmış. Belki kiremitler döşenecektir, bilemiyorum. Şurada güzel bir çeşme. Yanındaki de ceviz ağacı. 280 metrekare canlar. Buranın toplamı, arsasının toplamı 280 metrekare. Şimdi altı taşmış. Bak. Yanlarını muhtemelen işte tuğlayla örmüşler. Ve sıvasını yapmış. Görüyor musunuz? Etrafı çok güzel yalnız. Yani ormanlık şey alan, ağaçların dolu olduğu bir alan. Gerçekten etrafına bayıldım. Manzarası güzel. Bakalım pencereler de. Pencereler pimapen değil. Alüminyum sanırım pencereler. Yerler lamine parke. Mutfak dolaplarını takıyor. Evet. Mutfak dolaplarını yeni takıyorlar. Banyo fayansları döşenmiş. Yavaş yavaş döşenme aşamasında. Eski işte oradaki bir köy evini dönüştürmeye çalışmışlar. Dönüştürmüşler de daha doğrusu. Bakalım ne yazmışlar. Kaz Dağları'nın eteklerinde doğa ile iç içe elektrik ve su abonelikleri mevcut, ulaşımı kolay, yolu düzgün, tadilat ruhsatı ile yıkılıp yeniden inşaat yapılabilir. Edremit şehir merkezine 15-20 km, denize Akça'ya yani 20-25 km, havaalanına 15-20 km kafa dinleyebileceğiniz harika bir yer demiş. Şimdi biz de bu kafa dinleyebileceğimiz harika yerin konumuna bakalım, ama konumuna artık buradan bakmıyoruz, biliyorsunuz. Buradan gösterdiği zaman
fazlaca. Mesela Havran'ı ne gösteriyor burada? Havran'ın merkezine 8 kilometre gösteriyor. Bir de biz kendi Google Maps'imizden bakalım canlar. Bakın arabamızla 14 dakikada, 14 dakikada görüyor musunuz? Böyle yani 10 kilometreymiş. 14 dakikada arabamızla Havran'ın merkezine ulaşabiliyoruz. Yani devlet hastanesine. Peki Akçaya dediği yere ne kadar dolaşabiliyoruz? Bir de ona bakalım. Biz şimdi artık kuş uçumu değil, mesafeleri tam ölçüyoruz arkadaşlar. Onun için hemen hemen yanlış yapma şansımız yok. Bakın buradan da Akçaya aracınızla 28 kilometre gösteriyor. Yani bakın şu güzergahı kullanıyorsunuz. 34 dakika. Bakın 28 kilometre, 34 dakika. Bu Fazlıca'nın Havran'da, Balıkesir Havran'da yollar böyle arkadaşlar. Zaten asfalt. Şu içeri girdiğiniz bölümler de asfalt. Şu anda tabii girmiyor. İşte bu harita her yere göre olsa size her köyün içine kadar gezdireceğim. Hatta köylerin içine gitmekte de kalmayacağız. Evleri bile görebiliriz. Ama şu anda öyle bir teknoloji yok. Olduğu zaman mutlaka bunu kullanırız. Evet canlar, bu da 369 bin lira 0545 717 12 31 0545 717 12 31'den Balıkesir Havran'da Fazlıca Mahallesi'nde 369 bin liraya satılan bu yere ulaşabilirsiniz. Bu ilk ilanımız olsun. Şimdi kime gidelim? Emin Bey Batı Karadeniz'den sormuş. Batı Karadeniz'den Murat Bey demiş yorumlarında var mı? Bakar mısınız? Oralar demiş uygun fiyatlı. Biz de canlar için madem uygun fiyatlıysa bakalım dedik. Zonguldak'a gittik. Zonguldak'ta bir tane 390 bin liraya mesela 340 metrekarelik bir yer bulduk. Canlar. 14 tane fotoğrafı var. Kara Elmas'ta satılık 3 artı 2 müstakil daire diye başlık atmışlar. Evin içi bu şekilde. Zonguldak'ta 14 tane fotoğrafı var. Emin Bey. Emin Bey'e de kıymetli Emin Bey'e de selam olsun. Böyle bir yer burası da. Mutfağı falan yapılı, manzarası güzel ama evin tam şeklini anlayamadık. Dışarıdan anlayamadık daha doğrusu. Fazla da fotoğrafı da yok. Detaylı bilgi için arayınız demişler. 340 metrekarelik bir evin şuradaki bahçesi kendine mi ait olduğunu İnanın şu fotoğraflardan çözmek mümkün değil. Açıklamada da bir şey yok. Açıklamada da arayın demişler. Canlar. İlgilenen varsa telefon numarasını vereyim. 0542 537 çift 067. Belki Emin Bey ister, belki başkaları ister. Batı Karadeniz'den 0542 537 çift 067. 390 bin lira Zonguldak Merkez Karaelmas'ta. Bir tane daha Karabük'ten verelim. Bakın bu ilanı daha önce vermiştim. Mutlaka eskiler hatırlar. Bu arada yeni gelen aile üyelerine de hepinize hoş geldiniz diyorum. Şimdi canlar burada. Bunu daha önce bu ilanı vermiştim. Emin Bey baksın ya da işte bu taraflardan Karabük merkez tarafından arayanlar da buna bakabilir. Bu mal sahibinden satılık bir ilan. 213 bin lira ve 286 metrekare. Şöyle müstakil bir başlığına da müstakil bahçeli manzaralı 2 artı 1 ev hediyeli arsa demişler. Yani içinde hediyesi de var demek istiyor. Evi veriyorum diyor. Yani çok güzel bir görüntü. Bakar mısınız? Hatırlamıştır eski aile üyelerimiz. Burada iki tane resim koymuş yan yana, şaşırtmasın sizi. Manzarası gerçekten harika.
Olağanüstü. Masrafı var mı? Var. Ama o diğer hani kargir evlerin yıkık hali gibi değil. Yani bunun masrafı kurtarabilecek, evi ayağa kaldırabilecek bir masraf. Ama şu ağaçlar falan görüntü olağanüstü. Hele şu çiçeklere bittim. Begonvili bildiniz, Begonvili. Begonvili bildiniz bakalım, hadi bunu da bilin. Hay Allah'ım. Canlar çatısı falan iyi, sokak iyi. Ben açıkçası bu fiyata göre burayı beğendim gibi, ama şu yeni mahallede başka ilan var mı diye karşılaştırmak istedim. Başka ilan da yok. Genelde ekspertizler de böyle bu şekilde çalışıyor. Ekspertizlerin de çalıştığı sistemde sizlere göstermeye çalışıyorum. Şimdi 286,77 metrekare arsa üzerinde müstakil ev geniş bahçesinde mevsiminde meyve veren ağaçlar mevcuttur ve sebze yetiştiriciliği için oldukça müsaittir demiş. Eve ait 3 adet ayrık depo mevcuttur. Kömürlük, odunluk ve otogaraj çarşı merkeze yürüme 10 dakika mesafede. Şehrin gürültüsünden sıkılanlar için bölgedeki en ideal müstakil ev, öne açık ve tüm mahalle ayaklarınızın altında, gerçekten öyle. Her türlü takas teklifleri değerlendirilir. Detaylı bilgi ve ayrıntılar için arayabilirsiniz. Evleneceğimden dolayı acil paraya ihtiyacım var. Yuva kurmaya vesile olmak isteyenleri en kısa zamanda evi görmeye ve anlaşmaya davet ediyorum. Evlenene kadar satamazsam sonrasında bu kadar uyguna vermeyeceğim. Bütün hayat hikayesini yazmış arkadaş. Şenol Göktürk. 286 metrekarelik bu yerde canlar. Düşünenler varsa 0546 604 69 64. 0546 604 69 64. Şenol Göktürk. 213 bin lira Karabük Merkez Yeni Mahallede canlar. Ondan sonra nereye gidelim? Kıymetli Enis Kaçar. Kendisine selam olsun. O da İzmir Kemal Paşa'dan bir yer sormuş. Hemen Kemal Paşa'ya gidelim. Kemal Paşa'da biraz fiyatlar yüksek. Yani onların içinde metrekare olarak hemen hemen yüksek metrekarede ve bu fiyatlara göre kıymetli Enis Bey, burası var. 223 metrekare burası. Olağanüstü güzel bir manzaraya sahip. Evinde hemen içine giriş fotoğrafları, şu eski büfeler, aman Allah'ım, salonlarımızın süsü. Bahçesi de bu şekilde bir bahçe var, bakımsız bir bahçe. Şöyle merdivenlerden çıkış, şu sağ tarafta afiş olan yer. Olağanüstü güzel gerçekten. Biraz böyle işte tepede kaldığı için manzarası çok iyi. Bu da önünde böyle o merdivenlerden şu sokak şurası. Şuradan yukarı çıkıyorsunuz şu merdivenlerden. Bu da önünüzde, veranda da diyebilirsiniz. Balkon gibi de diyebilirsiniz. Yüksekte kaldığı için manzaralı güzel bir yer. Bu da bahçesi, ama bahçe eğimli arkadaşlar. Eğimli bir bahçeye sahip. Kot olduğu için 223 metrekare. Kemalpaşa merkezde satılık müstakil ev toplam metrekaresi 223 metrekaredir. 2 artı 1 90 metrekare içinde evi bulunmaktadır. Ayrıca müstakil evin bahçesi, kileri, balkonu, suyu, elektrik ve numaratış belgeleri vardır. Yani her şeyi tam diyor satıcısı. Bulunan müstakil ev, merkezde bulunan müstakil ev yatırım içinde ideal bir gayrimenkuldür. Manzaraya hakim bir bölgededir. Acil satılıktır. Pazarlık mevcuttur. Takas yapılabilmektedir. Kemalpaşa civarı, bahçe veya arabayla detaylı bilgileri veririz demiş. Yani takas yapıyormuş. Kemalpaşa civarında bahçeniz veya işte arsanız varsa onlarla da takasa giriyormuş. Onur Kaya satıcısı. 0532 377 0515 0532 377 0515 525 bin lira İzmir Kemalpaşa Soğukpınar Mahallesi'nde. Şimdi sevgili Fethiye demiş. Sevgili Fethiye, TKGM sorgulamada
Bulamamış. Sevgili Fethiye, şöyle söyleyeyim size. TKGM var ya, bu tapu parsel sorgulama. Tapu parsel sorgulamaya girdiğiniz numaralar eğer çıkmıyorsa mutlaka orada bir çalışma vardır. Bir ifraz çalışması vardır veya ne bileyim başka bir tapu kadastroyla alakalı bir çalışma olduğu için yeni numaralar verilene kadar ya da sistem açılana kadar bulamayabilirsiniz bazı yerleri. Sevgili Fethiye, herhalde bu geçen hafta Alanya'daydı sanırım. Antalya Seki'de, pardon. Antalya Seki'deki yer için bir arama da yapmış, bulamamış. Onu yazmıştı. Kendisine selam olsun. Buradan o bilgiyi vermiş olayım. Kıymetli Aysel Kaya, Begonvil için bana gülmüş. Kıymetli Aysel Kaya kardeşim, Begonvil çiçeği için abi demiş. Yani sanki başka ülkede yaşıyor demiş benim için. Şeyi, Begonvil çiçeğini işte görememiş. Vallahi seçemedim kardeşim. Kıymetli Aysel Kaya kardeşim. İnan ki seçemedim. Çünkü neden seçemedim? Bilgisayarımın, benim PC'min ekranı biraz şey, böyle alengirli. Yani renkleri de bazen farklı veriyor. Yanıp sönen ekranlardan. Bunu değiştirmedim. Yıllardır kullanıyorum. Çok fazla, ne bileyim, beni etkilemediği için. Sen de beni güldürdün. Allah da seni güldürsün kardeşim. Güzel. Abiniz yaşlandı artık. Normaldir. Biraz bilgisayarın da renk ayarları bozuk olduğu için hafiften böyle. Bazen zaman zaman yapıyor onu. Resim, fotoğrafları da gezerken bazen seçemiyorum. Hatta o söylemiş olduğum meyveleri de seçemedim. Evet, kıymetli Sevgi Gücü Yener, Alanya'daki seraların içindeki, ha evet, mesela kıymetli Sevgi Gücü Yener de şöyle demiş. Geçtiğimiz yayında Alanya'da bir yer paylaşmıştım Can'la. O yerle ilgili seraların içinde olan, yani seralarla yakın olan o yer için kimyasallarla beslendiği seraların, toprağının ve ben kimyasallı etrafımda, yani kimyasal toprakla haşır neşir olan yerleri istemem demiş. Sağlık açısından söylemiş. Ben bunun araştırmasını yapmadım ama bu konuyla bilgisi olan varsa onu da yorumlara yazabilir canlar. Begonvil çiçeği yanıtı için hepinize teşekkür ediyorum. Kim başka? Ha, bu arada şunu söyleyeyim. Sebahat Yiğitoğlu torunu rahatsızmış. Kendisine acil şifalar diliyorum. Torununa dualarımız, torununla ve tüm canlarla. Yüce Allah'ım Şafi ismiyle şifa versin. Sebahat Yiğit'e de selam olsun. Sanayi çayı, Niki, rumuzu diyelim. Sanayi çayı da Biga'da istemiş. Bir de Biga'ya bakalım. Bakalım Biga'da, Çanakkale Biga'ya gidelim. Çanakkale Biga'ya geldiğimizde Biga'da Elmalı köyünde bir yerimiz var. 444 metrekare burası. Buraya da bir bakalım arkadaşlar. 10 tane fotoğrafı var zaten. Fazla fotoğrafı yok. Şöyle. Güzel bir çevre. Elmalı köyü içinde. Zaten yerini belirtmişler. Ama çok böyle açıklayıcı fotoğraflar olmamış. Evimiz burası. Yani şöyle bir tepede. Yolları asfalt veyahut işte kaldırım yol sistemli bir yolları yok. Normal köy yolu. Bakalım ne yazmışlar. Çanakkale Bigaylmalı köyünde avlulu kargir ev ve arsa, içerisinde bir gecekondu ile birlikte arsa satılıktır. İlanda bina yaşı yanlış yazılmıştır. Bina yaşı kaç yıl olduğu bilinmiyor. Kaç yıl olduğu bilinmiyor ilan yaşına bir emlakçının kalkıp da bina yaşı 3 yazması güzel bir şey değil. Bilmiyorsan bir sürü emlakçı var. Emlak ofisi var. Gidip onlara sorabilirsin. Bina yaşı 3 değil. Bilmediğin yerlere, ben buradan gördüğüm kadarıyla en son işaretlemen gereken bir yer var. 31 ve üstü
diye çıkar bu bina işine girerken ilanlarını kıymetli Murat Şahin. Onun için o seçeneği seçersen iyi olur. İnsanlar da bina yaşının 3 olduğunu burada görüp yanılmazlar, aldanmazlar. Bir de videosu var. Videosunu da izleteceğim canlar size. Kısa bir video, 15 saniyelik bir video ama belki bizi aydınlatır. Bak yukarıdan çekmiş mesela, yer burası. Görüyor musunuz? Etrafta böyle bu şekilde evler var. 315 bin lira demişler. Nerede? Çanakkale Biga İlmalı Köyü'nde. 0532 162 83 98 0532 162 83 98 numaralı telefondan Çanakkale Biga İlmalı Köyü'ndeki 315 bin liralık bir yere ulaşabilirsiniz. Bu da Rumuzu Sanayi Çayı Biga da istemiş. Sanayi Çayı, kıymetli Sanayi Çayı'na gelsin. Biga'daki. Begomil çiçeği için de sizlere teşekkür ettikten sonra artık programa devam edebiliriz. Sizden gelenlere biraz bakmaya çalıştım. Herkese tek tek bakamıyoruz ama mesela kıymetli dostlar, size de mesela ismi çıkmayanlara haftaya bakarız inşallah. Haftaya yayın yaparız. Şimdi burada bir tane yer var. İstanbul'a yakın olarak isteyenlere gelsin bu da. Buradaki yer 300 metrekare 733 bin lira. İstanbul'a yakın isteyip sorunsuz bir yerde oturacaksanız açık söyleyeyim size, yani bu paralar artık. Bak 733 bin lira, yani sorunsuz oturacaksanız diyorum. Kelimelerime lütfen dikkat edin canlar. Bundan daha ucuz yerlerde olacaktır, çıkacaktır. Ama 40'lar 50 tarafı artık biraz daha pahalı olmaya başladı. Baba eski Nadırlı köyünde satılık bir ev var. Evin içini ve dışını komple yeni yapmışlar. Bakın. Şöyle gezelim fotoğraflarını. Görüyor musunuz? Yani şeyini bile yapmışlar artık. Şöminesini bile, fırınını bile yapmışlar içine. Etrafını içeriye de bir kepçe sokmuşlar. Bahçeyi düzeltmişler. Kendi zevkinize göre peyzaj yapabilirsiniz. Yalnız yalıtım konusunda biraz şüpheliyim. Neden diyeceksiniz? Bakın şuralarda, şu duvarda nem görüyorum, rutubet görüyorum. Köy evlerinde bu olur, olacaktır da ama arkadaşlar çok yalıtım sistemi var artık. 2023 yılına giriyoruz. Yalıtım sistemlerinin modernleştiği artık ve daha sık kullanılır hale geldi şu günlerde. En azından bir straporla bile bu işi çözebilirsiniz. Yan duvar yalıtımları için söylüyorum. Bu işi çözebilirsiniz. Belki de bilmiyorum, yeni yapıldığı için duvarlarda nem de kalmış olabilir. Yine de suçlamayalım. Belki yalıtım yapılmış olabilir. Şuradan girişi bir okul görüntüsünü vermiyor mu? Okul gibi gözüküyor. Renkler çok uyumlu seçilmemiş açıkçası. Bilmiyorum, bana ya da öyle geldi. Sizler için, sizlerden de yorumlarınızı beklerim. Demişler ki baba eski Nadırlı köyünde 100 metrekare müstakil bahçeli ev. Fakat buranın arsası 300 metrekare, yani evin metrekaresini söylüyor. Elektrik, su, yol ve altyapısı mevcut. Evin içerisinde şöminesi bulunmaktadır. 300 metrekare arsa içerisindedir. Arsası 2,5 kat imarlıdır demiş. Yani bu evi yıkıp 2,5 kat da buraya ev yapabilirsiniz. Yani burada oturmak zorunda da değilsiniz ama tabii o zaman masraf daha da artıyor. Ne gerek var diyebilirsin. Baba Eski'nin merkez köyü olan Nadırlı köyünde yeni yapılmakta olan hızlı tren güzergahını 2 kilometre, gara ise 500 kilometre mesafede, 5 kilometre pardon mesafededir. Evin konumu köyün en iyi konumundadır demiş. Okula 200 metre, camiye 100 metre, toplu taşımaya yakındır. Parsel birleştirme işlemi olacaktır. Yeni ada parselini güncelleyeceğiz. Başka ne demiş? Hızlı trenden bahsetmiş.
Başka da bir şey söylememiş. Evet, 733 bin lira. Şurada bir de videosu var. Videosuna da bakalım nasıl bir video atmış. Baran İnşaat kendi reklamını mı yapmış hep? Kendi reklamını yapmış. Onun için videosunu geçiyorum. 0533 963 37 77. 0533 963 37 77 canlar. Bu numaradan Kırklareli Baba Eski Nadırlı köyünde satılan 733 bin lira istedikleri bu yere ulaşabilirsiniz. Nadırlı köyünde şöyle bakalım bir fiyatlara dedim. Ve iki tane ilan var bu köyde. İki ilanımız da bu. Biri bu, biri de bu. Bak mesela bu da 457 metrekare. Buna da 1 milyon 150 bin lira istemişler. Bunun metrekaresine bakalım. Bunun metrekaresi diğerinden daha büyük canlar. Ama masraflı. Aa, olsun, ben bu masrafı karşılarım ama metrekaresi daha büyük derseniz bunun bakın mesela 457 metrekare. Onun için bu karşılaştırmayı yaparken bize biraz bu rakamın pahalı olduğunu, pahalı geldiğini varsayabiliriz. Ya da satıcısına 733 değil de 633, 600, ne bileyim 550 gibi teklifler yapabilirsiniz. Evet canlar, şimdi bu 40'lar 50'ye de baktıktan sonra devam ediyorum. Yine İstanbul'a yakın ama mesela diğer ilanlardan daha iyi gördüğüm bir yer var. Şimdi burası Edirne İpsala Tevfikiye köyünde canlar. Yeni bir ilan. 585 metrekarede 585 metrekare arsası var. 494.500 lira yazmışlar. Bakın ev bu. Şu ana kadar gösterdiğim ilanların içinde güncel olanlara bakıyorum biliyorsunuz. En iyisi bu diye düşünüyorum. Yani şu ana kadar gösterdiklerimin içinde. Burada Ada 205 parsel 7 yazmış 585 metrekare gecekondu diye bakın işaretlemişler. Zaten tam böyle Göbek'te merkezde bir yer. Pencereler ahşap arkadaşlar. Ama duvarlarda, yerde, tavanlarda öyle büyük bir sorun yok gibi gözüküyor. Banyosu fayanslı. Bu da evin yan tarafındaki sanırım eskiden ahır olarak kullanılan yer. Şimdi kullanılıyor mu tabii bilmiyorum ama şu sarmaşıklarla beraber evin kapısı, etrafındaki şu ağaçlar çok güzel, çok şirin. Sokağa da böyle kaldırım taşlı Arnavut kaldırımları eskiden diyorduk da şimdi bu şekilsiz şeyleri çıkarttılar. Bakalım ne demişler bu yer için. Gecekonda Edirne İpsala Tevfikiye köyünde bulunmaktadır. Ada 205, parsel 7, 585 metrekare. İfraz yeni yapıldığı için parsel sorgulama ilerleyen zamanlarda açılacaktır. Bakın biraz önce söylediğim size kıymetli sevgili Fethiye inşallah izliyordur. Videoları mümkün olduğu kadar arkadaşlar sonuna kadar izlerseniz bazı bilgiler vermeye çalışıyorum aralarda. Onları kaybediyor olabilirsiniz. Lütfen sona kadar izleyin. Tamam, bir saatlik çok videolar ama bazı yerlerde geçtiğiniz zaman işte bu bilgilerden mahrum kalıyor olabiliyorsunuz. Mesela işte sevgili Fethiye'nin demişti ya hani bize TKGM'de girdiğimiz zaman tapu sorgulamada bulamadım ada parselden. Bak mesela burada onun cevabı da var. İfraz yeni yapıldığı için parsel sorgulama ilerleyen zamanlarda açılacaktır. Bazı bölgelerde girdiğiniz zaman ada parseli bulamayabilirsiniz. O yüzden telaşa kapılmayın. Fotoğraflar yakın zamanda çekilmiş olup gecekonduya aittir. Gecekondu iki oda giriş, tuvalet, banyo birlikte mutfak ayrı olmak üzere bölümlere sahiptir. Bir tuvalet, iki ayrı ahır varmış. 55-60 metrekareymiş içi. Kanalizasyon bağlı ev iç dış tuvalet mevcut.
İçeride de dışarıda da tuvalet var demiş. İki tane ahır var demiş. Sultan Beldesi 5 kilometre, Sultan Barajı 3 kilometre. Borcu harcı yok diyor. Tapu müstakil, tapu, ifrazlı tapu çok güzel. Yani ben burayı, bakın İstanbul'a bakalım mesafesine şimdi buranın bize versin. 3 saat 56 dakika sürüyormuş canlar İstanbul'a burası. 3 saat 56 dakika güzergahı da çizdi. Bir de şuraya Erikli'ye gitsin. Erikli sahili çok güzel. Mesela oraya kaç dakika vermiş? Oraya da sahile yani denize ulaşmanız 1 saat 5 dakikaymış bulunduğu yerden. Bakın artık burada şuraya biz eskiden giriyorduk. Ve burada bize kuş uçumu veriyordu bu mesafeleri. Ne yapıyorduk? Yanılıyorduk. Mesela bak buradan ölçelim bir de. Erikli'ye ne kadarmış? Hatta bakın bazen açılmıyor bile. Yani aşağı yukarı 50 kilometre gösteriyor burada. Hemen hemen doğru. Bu hemen hemen doğru. Yine bile tam doğru değil de. Bak şimdi İstanbul'a ölçelim. 205 kilometre gösteriyor. Ne kadar yakın gösteriyor yani. 2 saatte gösteriyor ama gerçeği o değil. Gerçeği bu. Bakın aracınızda ne kadar İstanbul'a? 3 saat 56 dakika İstanbul'a doğru mesafeyi gösteriyor canlar. Onun için bu uygulamaya geçtik artık. Bazı yerlere böyle bu şekilde göstereceğiz. Edirne İpsala Tevfikiye Köyü'nde 500 kaç metrekareydi bu canlar? 585 metrekare, neredeyse 600 metrekarelik bir alan içinde bu şekilde bir evi olan yer isteyen varsa 0532 434 32 12 0532 434 32 12'den ulaşabilirler. 494.500 lira yazmışlar Edirne İpsala Tevfikiye Köyü'nde. Ve Balıkesir Burhaniye'ye geçtim. 260 bin lira. Balıkesir Burhaniye güzel bir yer. Ama çok büyük bir metrekare yok. Şimdi Balıkesir Burhaniye Kırtık Mahallesi'ndeki bu yeri de yine birlikte fotoğraflarına bakalım. 21 tane fotoğrafı var. Buranın şöyle gezelim. Cep telefonuyla çekmişler. Biraz bulanık çekmişler. Bakın çok öyle belli olmuyor ama masraf olduğu tabii ki belli gözüküyor. Bayağı bir bulanık çekmişler yani. Nasıl başarmışlar onu da anlamadım. Bütün fotoğraflar bulanık. Zaten 20 tane fotoğraf var. Dışarıdakiler güzel. En azından şöyle dışarıdan görebiliyoruz. Arkadaşlar kerpiç yapım. Alt tarafı taş. Bir ev. Bakalım ne yazmışlar. Balıkesir Burhaniye Kırtık merkezde 148 metrekare arsa içinde iki katlı yığma köy evi alt katı ilk sahipleri tarafından dükkan olarak kullanılmıştır. Üst katı konuttur. Küçük bir tadilatla oturulabilir hale gelir diyor. Ayrıca önünde bahçesi de vardır. Burhaniye 14 kilometre, Burhaniye sahili 17 kilometreymiş. Şimdi biz de bakalım. Burhaniye Kırtağı. Kırtık hemen bize mesafeyi verdi. Şimdi Kırtık burası. 26 dakika sürüyor diyor. 17,5 kilometre. Burada satıcı ne demiş? Burhaniye'ye 14 kilometre. Sahile 17 kilometre demiş. Hemen hemen doğru bilgileri vermiş. Ama bizdeki 17,5 kilometre. Bakın tam Burhaniye'nin merkezine gidiyorsunuz. Kaç dakikada gidiyorsunuz kendi arabanızla? 26 dakika sürer. Burhaniye Kırtık'ta satılık 6 dükkan üstü ev kaçırmayın demişler. Bu mesafe size uygun geliyorsa ve 148 metrekare bana yeter diyenler varsa 260 bin liraya satılan bu yer için 0541 315 24 22 0541 315 24 22 bu numaraya ulaşabilirsiniz. Şimdi bu Kırtık Mahallesi'nde bakalım başka bir ilan var mı? Niye? Buna baktık. 260 bin lira. Tamam, güzel. 148 metrekare.
Bir de bakalım bir eksper gibi başka ilan var mı? Varmış bakın. Kaç tane var? 3 tane ilan daha var aynı bölgede. Bunlardan eksperler de şu anda mesela bankaya gidiyorsunuz ya ev aldığınız zaman. Banka kimi gönderiyor? Eksperi gönderiyor. Eksperler de inanın bu şekilde çalışıyor zaten. Ya da ne yapıyor biliyor musunuz? En fazla satılık ilanları oluyor ya camlarda, evlerin camlarında. Ve onlara telefon açıyor etrafındaki fiyat bilgisini tam verebilmesi için. Ya da emlak ofislerine telefon açıyor. Hani orada afiş var, arıyor, soruyor işte. Ya da sahibindense arıyor, ona soruyor. Siz kaç para istiyorsunuz, siz kaç para istiyorsunuz diye. Ve diğer evin, yani baktığı evin, ekspertizlik yaptığı evin değerini bulmaya çalışıyor. Şimdi biz de onu üstün körü böyle buradan diğer ilanlara bakarak bulmaya çalışıyoruz. Mesela Kırtık Yaylası'nda satılık dağ evi demiş ve 990 bin lira istiyor birisi. Birisi de yine aynı yerde 4.350 metrekarenin içinde bir yeri var. O da 2 milyon 250 bin lira istiyor. Yani buradaki fiyatlardan şu anda bir şey tutturmamız bizim mümkün değil. 990 bin liralık yere bakıyorum. Kırtık köyünde 4 kilometre mesafede şömine, kuzine, jeneratör, bambu, koltuk mevcut demiş. Ama 90 metrekare yazmış. Arsası gerçekten o kadar küçük mü? Ev temiz gibi gözüküyor. Tamam, yeni yapılı bir ev. Biraz küçük. Üst taraf ama karlar içinde de muhteşem bir görüntü olmuş. Çok büyük bir arsaya sahip değil canlar burası. Bak 90 metrekare etrafını taşla çevirmiş görüyor musunuz? Fakat yapı yeni olduğu için bu da 990 bin lira yazmış. Satılır mı? Bilmem. Bilmiyorum. Ben sizi bilgilendirmeye çalışıyorum. Verdik değil mi bunun numarasını? Bir daha vereyim. 0541 315 24 22 canlar. Balıkesir, Burhaniye, Kırtık Mahallesi 260 bin lira. Nereye geçtik? Ha, Aydın Germencik, Çamköy'e geçtim. Şimdi bu Aydın Germencik, Çamköy'deki yer 1800 metrekare. Böyle fiyatlara bakıp da ya yüksek fiyatlı yerler aldın diyenler var bazen. Lütfen metrekareyle karşılaştırsınlar. Neden aldığımı. Şimdi 1800 metrekarenin içinde bir de ev var ve bu evin de elektriği, suyu pahalı. Onun için 700 bin lira aşağı yukarı dedikleri bu ev, bu büyüklükte metrekare de arayanlara iyi gelebilir. Bakın biraz şurada tepede de kaldığı için manzarası da var. 1800 metrekare. Biraz da böyle kepçeyle düzeltmişler evin alt tarafındaki o metrekaresini de. Görüyor musunuz? Dümdüz bir yer çıkmış. İstediğiniz gibi ekip biçebilirsiniz burayı. Fazla fotoğrafı yok canlar. Aydın Germencik Çamköy'de 1800 metrekare arsa içerisinde müstakil ev ve arsası, elektrik, su abonelikleri var. Bu bizim için çok değerli. Buraya da bakalım. Buraya da bakalım. Bir Aydın Germencik yapalım. Aydın Germencik. Aydın'a 42 dakika mesafesi var. Nerelerden geçiyor Aydın'a gitmek için? Germencik merkeze geliyorsunuz. Germencik merkezine araçla 10 kilometrede ulaşabiliyorsunuz. 10 kilometre. Bakın. Görüyor musunuz? Çamköy'den çıktın. Germencik'in merkezi 10 kilometre. Evet, 10 kilometre. Aydın'a ise 42 kilometre gösteriyor. Yani aracınızda 42 dakika gösteriyor şu anki veriler. Bunlar doğru veriler arkadaşlar. Kuş uçumu falan değil. Buradan sahil yakınlığını da gösterelim mi? Kuşadası'na mesela yakınlığımıza bir bakalım. Kuşadası'na bir bakalım. Kuşadası'na Çamköy'den çıktığımız zaman tam 51 dakikada aracımızla Kuşadası'na ulaşabiliyoruz canlar. Görmüş olduğunuz şu güzergahı kullanarak. Evet, 699 bin lira. Aydın Germencik Çamköy 0536 894 9007 0536 894 9007 numaralı telefondan bu ilana da ulaşabilirsiniz.
Ve uygun fiyatlı bir yere gidiyoruz. Aydın'a gidiyoruz. Aydın Yenipazar Hükümet Mahallesi'nde 250 bin liraya bulduğum bir yer var. 250 bin liralık bu yerimiz Aydın Yenipazar Hükümet Mahallesi'nde. Fotoğraflarına bir bakalım. 170 metrekare büyüklüğü var. 18 tane fotoğrafı var. Şöyle bir avlusu var. Ahşap kapalı bir avlu. Ama nispeten birçok yere göre bakımlı bir bahçe. Bazıları bu kadar da değil, olmuyor bakımlı. Yine meyve ağaçları seçemeyebilirim. Şurada bir küvesimiz var. Dışarıda da böyle ufak mini bir mutfak var. Güzel bir bahçe. Güzel bir bahçe. Yani orta karar masraflı ama fiyat olarak iyi bir fiyatta sanırım. 11 numaralı bir ev soranlar için şu ahşap kapıdan giriyorsunuz. Pencereler pimapen değil, ahşap. Şu da yılların eskitemediği bir çekyat. Değil mi? 90'lı sanırım yıllarda çok modaydı bunlar. Bunların büfelileri de vardı falan, böyle çekiyorsun yatak oluyor, itiyorsun. İşte koltuk. Şunlar da dolapları. Şurada harika bir radyo var. Bakın. Şurada o eski, tam bir nostalji köşesi burası. Bakın burada ne var? Mesela dikiş makinesi de burada. Telefon burada. Telefonluk. Yani tam bir nostalji köşesi. Muhteşem. Hastasıyım. Şu koltuklar da öyle. Bunlar da çok eski koltuklar. Zamanın da iyi koltukları. Evet, 250 bin lira istemişler. Bunu mal sahibinden buldum. Genelde bu Aydın'da, Aydın Yenipazar, bakarız şimdi. Hükümet Mahallesi Esin Sokak'taki 170 metrekare bahçeli evimiz sahibinden satılıktır. Pazarlı da varmış canlar. Pazarlı da varmış. Şöyle bir bakalım şimdi bunun dıştan konumuna, Yenipazar. Yani Yenipazar'ın da merkezinde olduğu için Aydın'a yakınlığına bakalım. 21 kilometre bakın. Görüyor musunuz? Yenipazar şurada. Nazilli burada. Yani 21 dakika, 20 kilometre ama 21 dakikada arabanızla çıkarsanız Nazilli'nin merkezinde de devlet hastanesi var. Hastanesi, postanesi diyorum ya size. Onlar 20 kilometre uzağınızda olur. Böyle bir yeri tercih ederseniz. Görüyor musunuz? Nazilli'ye daha yakınız. Buradan 21 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Erhan iş bilir, mal sahibi buranın canlar. 0542 647 37 52. O vermiş çünkü ilanı. 0542 647 37 52'den ulaşabilirsiniz Erhan Bey'e. 250 bin lira Aydın Yenipazar Hükümet Mahallesi'nde. Duyduk duymadık demeyin. Yine Aydın'dan 23 Kasım 2022 tarihli bir ilan var. Bu da 1000 metrekare olduğu için aldım. Bu da büyük. Aydın Koçarlı Güdüşlü Mahallesi. Bu da mal sahibinden. Aydın'dan bayağı ilan çıkmış bu son günlerde. Evin içi masrafsız gibi gözüküyor canlar. Şöyle dışarıdan bir çekmiş, bahçeyi çekmiş. Bahçesi güzel, böyle çiçekler, böcekler, ağaçlar. Bak böyle bir masa koymuşlar. Şirin. Şurada bir köpişcan yatıyor. Bahçesi çok güzel ya. Şu küpleri de koymuşlar. Çok enteresan, güzel bir hava katmış. Ve nar ağacı, nar ağacı sanıyorum. Nar ağaçları. Burada büyük bir çam var. Güzel, yine de bakımda daha fazla bakım da yapılabilir ama bakın yani yetişkin ve güzel ağaçlar var bahçede.
Çok güzel bir demir kapıdan da giriş var avluya. Giriş var bakın. Meyve ağaçları sizi içeride karşılıyor. Güzel, beğendim. Metrekaresini de beğendim. Ama bir de değerlendirme yapacağız tabii. Bakalım, bir dönüme yakın bahçesi olan ve ayrıyetten içinde ev olan, sessiz sakin bir konumda bulunan, köy hayatı arayanlar için harika bir yer. İsteyen evi yenileyebilir, bahçeyi düzenleyebilir. Orası size kalmış. Bilgi için arayabilirsiniz demiş. Tabii ki orası bize kalmış ama biz şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bu Güdüşlü'de başka bir yer var mı diye bakalım. Var. Var abi. Mesela bir tane ev var. Bakın, 350 metrekare, 4 artı 1, 2 milyon yazmışlar. İki tane ilan var zaten burada. Şimdi biz buna da bir bakalım mı? Değerlendirelim. Pahalı mı, değil mi? Bakın, o evde bu ev. 2 milyon istedikleri ev bu. Aynı yerde arkadaşlar. Aynı ilanlar atılmış. Buraya 2 milyon istemişler. Hay maşallah. Hem Gazi Mustafa Kemal Paşa Atatürk hem de bayrağımız orada inci gibi. Duvarda duruyor. Acaba bunun metrekaresinden mi, bakımlılığından mı, yeniliğinden mi istediler? Şimdi bunu bir de okuyalım. Otantik görünümü, doğru ortamda, buraya yazmamış. Şurada yazmışlar bakın canlar. 350 metrekare. Bizim baktığımızın metrekaresi bundan daha büyük, değil mi? 1000 metrekare bizimki. Baktığımız bu da 350 metrekare. Ama bu neden istiyor? İçini yeni yapmış. İçini yeni yapmış. Şimdi sen buna 600 bin lira diyor ya, buna metrekaresi, onu da birbirine hesaplayacaksın. Yani öbürü de 350 metrekare, bu 1000 metrekare. Oradan da metrekarelerden, arsa payından bunu bulmaya çalışacaksın kafanda. Şimdi mesela diyelim ki pazarlıkla burayı 500'e aldın. 300 de harcarsan buraya, 300 bin lira harcarsan buraya, senin malın da 1 milyonun üstünde eder. Çünkü senin o arsa payın daha da büyük olacak. Öbür adam da yapmış içini. İşte otantik taşlarla falan süslemiş. Canlar. Olay bu. Ekspertizlik de yapıyoruz. Bakın. Daha iyi olmuyor mu bilmiyorum. Yorumlarda belirtin. Bana sanki daha iyi oluyor gibi geliyor. Biraz daha uzun sürüyor ilanları araştırmamız, bulmamız ama en azından daha fazla bilgi sahibi oluruz bu şekilde. Hem ekspertizlik yaparız diye düşünüyorum. Sizler de yorumları yazın. Beğenileri unutmayın. Canlar. 0543 368 78 95. 0543 368 78 95. 600 bin lira. Aydın Koçarlık Güdüşlü Mahallesi'nde. Devam edelim. Manisa'ya geldik. Manisa'da Demirci Mithat Paşa Mahallesi'nde yine mal sahibinden. Bakın, mal sahibinden çok ilan buldum. Biz buradan yine onu hatırlatayım. Kimseye mal satmaya çalışmıyoruz canlar. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz sadece burada ilanları birlikte sizlerle geziyoruz ve bilgi sahibi olmaya çalışıyoruz. Burası alınır mı, alınmaz mı, kelepir mi, değil mi? Bunları yapmaya çalışıyoruz hep birlikte. Onun için bu yerler bizim değil. Kimse bizim burada babamızın oğlu da değil. Onu bir kez daha size söyleyeyim. Belki yeni gelenler bilmeyebilirler. Onlar da bilsinler. Mümkün olduğu kadar yayınları sonuna kadar seyrederseniz eğer, daha fazla bilgi sahibi olursunuz diye düşünüyorum. Şimdi bunun fotoğraflarını bir büyütelim. 225 bin lira istemişler bunu. Ne demişler? Müstakil bahçe evi, 240 metrekare, elektrik ve su var. 23 numara. Kapı numarasında bazen soranlar var. Ya bu Murat niye bu numaraları söylüyor diyorsanız ya. Şimdi dıştan görünüşü böyle bu şekilde. Duvarı, şuradan bir demir kapısı. Müstakil 240 metrekare, acelesi yok demiş. Şöyle bir çatı görüyoruz. Yukarıdan çekilmiş. Çatıda bayağı bir çatı deyip geçmeyin. Bak, size söylüyorum. Ben bu işi yapan birisi olarak, diğerleri gibi YouTuberlık falan peşinde değiliz. Artık bunu
Tekrar tekrar ediyorum. Bakın hep söylüyorum. Yeni gelen dostlar var. Onlar da bilsinler. Arkadaşlar biz burada bir YouTuberlık falan peşinde değiliz. Şimdi ben bu işleri yapıyorum. İstanbul'dayım, Bahçelievler'deyim. Ve yaklaşık artık 20 seneye geliyorum meslekte. Çatı deyip geçmeyin. Çatı onarımı maliyet. Maliyet. Ucuza onarımda yapar mısınız? Yaparsınız. Kendi elinden gelen eşi, dostu, akrabasıyla hay hay çok güzel olur. Ama yapamayanlar, yani bu işi ustaya verecek olanlar için burada hatırlatma yapmak istiyorum. Şöyle bir yan tarafta bahçe var. Bahçeden altta evin, yani ev masrafla ayağa kalkar mı? Kalkar. Ahşaplar sağlam gözüküyor içeriden. Tabii yakından görmek lazım canlar. Bakalım ne yazmış? Müstakil tek tapulu şahsıma ait elektrik ve su aboneliği aktif olan bahçeli ve müstakil evimiz satılıktır. Çatının kiremiti yenidir, arka duvarı yeni sıvalıdır, bahçesinde nar, üzüm, kayısı, incir, zeytin, hinnap, badem, yeni dünya ağaçları vardır. Mahalle muhit olarak altyapı, kanalizasyonlar yeni bakımdan geçmiştir. Zaten arsa parasına satıyorum demiş. İster restore edin, düzenleyin, isterseniz 4 kat ev yapın. Birilerinin işine yarasın. Pazarlık sünnettir. Bu esnada favori ekleyen 20 arkadaş ciddi alıcıyım diyen arasın. Ulaşamazsanız mesaj atın, kesin geri dönüş yaparım. Aciliyeti yok. Mezarcılar hiç bekleme yapmasın. Eski İreno Toros olmuş 100 bin lira demiş. Eski Renault'larla demiş yani. Toroslar, Toros arabalar. 100 bin lira olmuş demiş. Serkan Altınbaşak. Allah selamet versin. Manisa Demirci Mithatpaşa mahallesindeki bu yere istiyorlar arkadaşlar. Burası artık mahalle mahalle olduğu için de buradan göstereyim size konumunu da. Mithatpaşa zaten kendisi, baksanıza arkadaşlar. Yani devlet hastanesi falan bak. Özel Medi Güneş Hastanesi, Salihli Devlet Hastanesi. Yani çok yakın bakın. Görüyor musunuz? Mithatpaşa dediğiniz yer burası. Ve yer çok iyi. Şöyle fotoğraflarını gösterelim. Bakın Medi Güneş Hastanesi buymuş mesela. Mithatpaşa'daki. Devlet Hastanemize bakalım. Devlet Hastanemiz de buymuş canlar. Görüyor musunuz? Salihli Devlet Hastanesi. 225 bin lira istiyorlar. 23 Kasım 2022 tarihli yeni bir ilan bu da. Serkan Altınbaşak 0535-677-53-25. 0535-677-53-25. Manisa Demirci Mithatpaşa Mahallesi 225 bin lira. İzmir Bergama. Bergama'da santrali biliyorsunuz canlar. Bu santraller hakkında size bir de bilgi vereceğim. Santral zararları diyelim. Tamam. Şimdi santralin zararları. Bakın termik santraller. Şimdi bu Bergama'da var. Değil mi? Ne dedik? Çanakkale. Çan'da var. Yatağan'da var. Bir yerde daha vardı. Yine bir arkadaş daha söylemişti. Birbirimize bunları öğreteceğiz canlar. Biz şimdi şunu şöyle bir büyüteyim ben. Bunu da büyüteyim ki herkes rahatlıkla benimle birlikte okusun. Diyor ki termik santral zararları kısaca. Termik santral olan bölgelerde KOAH, astım gibi solunum yolu hastalıklarının yanında kanserin görülme sıklığı artmaktadır. Soğutma suları içinde yeraltı sularının kullanılması içme suyu kaynaklarını kurutmakta. Atık sıcak sular ise toprak yapısını tahrip ederek canlı yaşamını öldürmektedir. Şimdi bunlar faydası tek, zararları pek demiş mesela. Burada da var mesela bakın. Aşırı sülfür ve kükürtlü bileşikler yüzünden nefes almak zorlaşır. Termik santral olan bölgelerde KOAH, astım gibi solunum yolu hastalıklarının yanında kanserin görülme sıklığı artmaktadır. Soğutma suları için yeraltı sularının kullanılması İçme suyu kaynakları kurutmakta, artı sıcak sular ise toprak yapısını tahrip ederek canlı yaşamını öldürmektedir. Başka bir araştırmada farklı bir şey çıkar. Neticede ben burada doktor değilim. Yani bu işin uzmanı da değilim.
Ama artılarını, eksilerini de size söylemek durumundayım vicdanen. Şimdi burada isteyen de canlar var. Onun için onlara gelsin bu da 260 bin lira ne olur abi uygun bir yer olsun bana. Bunu söylememe rağmen olsun abi ben giderim diyor. Bakın Şahan Emlak Doğancı'da 535 metrekare avlulu kargir köy evi 260 bin lira. Şöyle bir gezelim bakalım burayı. Burası tamamen yeniden elden geçmeye yüz tutmuş bir yer arkadaşlar. Yani buraya yeniden bir yer yapacaksın. Tapusunda da avlulu kargir ev yazıyorsa eğer ona göre ufak 2 artı 1 ne bileyim bir yer. Belki konteyner koyar adam. Kendi gücüne göre yani. Belki abi kardeş inşaatçıdır. Biz omuz omuza veririz, sırt sırta veririz, bu yeri yaparız diyebilir. 534 metrekare, 260 bin lira bu yer. Bakın Bergama'ya 16 dakika, 15 kilometre mesafede bulunan Doğancı'da 535 metrekare büyüklüğünde arsası bulunan müstakil evimiz satılıktır. İçerisindeki ev tadilat yapıldığı takdirde elektrik su alınabilir durumdadır. Mevki olarak köy içi geçmektedir. Arsanın içerisinde 2 adet çatısı tahrip olmuş dam, 2 odalı bir müstakil ev, taş fırın bulunmaktadır. Tapu niteliği olarak avlulu kargir ev ve ahır geçiyor demiş. Bu güzel. Şimdi canlı ve ulaşımı kolay olan Doğancı'ya günde 2-3 sefer içinden geçen dolmuşlar ile ya da İvrindi, Göçbeyli, Ayazkent gibi beldelerin dolmuşlarından inip yürüyerek ulaşabilirsiniz. Satıcılar bu bilgileri verirse işte biz 2 saat şu Google Maps'ten bakmak zorunda kalmayız. Bak ne güzel. Arsamız Dikili'ye 45 dakika. İzmir'e 1 saat 15 dakika. Ayvalık'a da 1 saat mesafedir. Çok güzel bir açıklama olmuş. 260 bin liraya satıyorlar. 0554 950 1539 canlar. 0554 950 1539. Nerede? İzmir, Bergama, Doğancı mahallesinde 260 bin lira. Ne dedik Doğancı bu ilan için? Bergama'da dedik santral var. Devam edelim bakalım. Konya'ya gittik. Konya'ya da selam olsun. Konya Beyşehir Gölkaşı mahallesinde 165 bin liraya bulduğum bir yer var arkadaşlar. 185 metrekare. Mal sahibi satıyor burayı. 13 tane fotoğrafı var. Konya'mıza da selam olsun. Şöyle müştemilatlı ev olarak geçiyor. Öz nitelik bilgisinde bakın 106 metrekare. İkinci tapuda yine müştemilatlı ev. O da 76 metrekare. İki tapu alacaksınız burada. Bak görüyor musunuz? Bir tanesi 106 metrekare müştemilatlı ev. Diğeri de 76 metrekare müştemilatlı ev. Yani toplamda 182 metrekare mi oluyor işte? 180 metrekare falan civarında bir ev oluyor. Konya Beyşehir Kıstıfan köyünde elektrik ve suyu mevcut. 2 oda bir salondan oluşuyor. Pazarlık payı vardır. Lütfen iletişime geçin. Ayşenur Şen hiçbir şey yazmamış. Amcası, kardeşi, iki kardeş sırt sırta verir. İşte biz yaparız burayı. Elimizden gelir diyenler olabilir. Bütçesi çok yukarıda olmayan bir sürü insanımız var. Kendilerine binlerce selam olsun. Onlara yarar diye açıkçası bunu listeye aldım. Ayşenur Şen 0539 645 97 37. 0539 645 97 37 Konya Beyşehir Gölkaşı mahallesinde yanlar. 165 bin lira. Ve Mersin'deyim. Mersin'den de aslında Mersin ve Adana çok veriyorum ama bir can demiş ki Murat Bey hiç Adana, Mersin vermiyorsunuz. Bu da 23 Kasım 2022 tarihli bir ilan olarak kendisine gelsin. 425 bin lira burası. Mersin Tarsus Kavaklı mahallesinde arkadaşlar. Şöyle fotoğraflarını bir büyütelim. O zaten 15 tane fotoğrafı var. Bakalım şöyle bize bir genel bilgi versin evle alakalı. Yani orta kararlı. Böyle büyük masrafları da olmayan bir yer. Bakın görüyor musunuz? Şöyle bir avlusu var. Arabasını çekmiş. O bahçe olarak kullanmayı tercih etmemiş.
Bahçeyi, arabasını bahçeden daha çok seviyor demek ki arkadaş. Dairemiz Tarsus Kavaklı Mahallesi'nde 2 artı 1 üst kat mevcut 130 metrekare arsası var. Yani çok büyük değil arsası. Peki o zaman şuna da bir ekspertizlik yapalım. Mersin Tarsus Kavaklı Mahallesi'nde bakalım Kavaklı Mahallesi'nde başka yer var mı? Varsa kaç para diye. Bakın burada da 2 tane yer çıktı mesela müstakil ev olarak. Bu da 425 bin lira. Bu 175 metrekareye 1 milyon 850 bin lira istemiş. Meyve bahçeli direkt üstünde müstakil ev demiş. Şimdi bunun 1 milyon 850 bin lira olmasının sebebi zaten iki katlı bir evin çok da diğeri kadar masraflı olmamasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bu da mal sahibi Mehmet Ali Peksezer 1 milyon 850 bin lira isterken diğer 130 metrekarelik yere 2 artı 1 tek katlı bir yapı 425 bin lira isteniyor. Bölgedeki işte mesela soru şu olabilir. Murat Bey tamam bak burada bulamadık mesela fazla bir ayrıntı bulamadık. Sadece bir tane şey bulduk. Alternatif bulduk. İşte hep diyorum ya bir alım yapacaksanız eğer bu satılık yerle alakalı mutlaka ve mutlaka yerine gitmeniz lazım. Orada insanlarla iletişime geçersiniz. Diyorum size muhtarla konuşursun, komşularla konuşursun. Aa, camda bir ilan görürsün, onu ararsın. Belki o arayacağın yer, kısmet ya bu işler, senin alacağın yerden daha iyi bir yer olabilir. Bunlar da karşına çıkabilir. Gittiğin yer daha pahalı olabilir. İlana gidiyorsun ya yani mesela bir ilan için ciddi olarak gidiyorsun. Bunları hep araştırmak lazım canlar. Gitmeden olmaz. Ama gözünüzü seveyim. İmar Müdürlüğü'ne sormadan bu işler olmaz. Elektrik, su bunları sormadan olmaz. Olmaz. 425 bin liralık bu yerin telefon numarasını da verelim canlar. Mersin Tarsus Kavaklı Mahallesi'nde 0530 0530 088 4505 0530 088 4505 Mersin Tarsus Kavaklı Mahallesi 425 bin lira. Biraz daha hızlanalım ve Eskişehir'e geçiyorum. Eskişehir'e de selam olsun. Eskişehir'de Melek Çeviker dostum. Kendisine selam olsun. Şimdi o da bize yazsın tabii burası hakkında bilgi yazsın. Güzel bir yer dışarıdan 35 tane fotoğrafı var. Çok öyle masrafta gözükmüyor. Bunu da aldım listeye. Emlakçısı sanırım şu bayan. Elinde afişler var galiba. Bilmiyorum, tahmin ediyorum. Bahçe duvarları örülü, içinde ağaçları olan böyle güzel bir yer. Yolu da asfalt. Bakın şurası. Güzel yani, bilmiyorum. Ben beğendim, hoşuma gitti. Evet, emlak gayrimenkul, SRP emlak gayrimenkul, Serap Bolu satılık afişini asmış. Evin durumu bu arkadaşlar. Tavanları, yerleri ve efsane bayrağımız. Bahçe çok iyi. Bahçe biraz bakımsız bence. Benim hoşuma gitti bu bahçe. Çünkü yer yer aralıklı da olsa ağaçları var. Tane fotoğrafımız var. Mesela şuradan daha iyi gözüküyor. Öyle değil mi? Yani bahçe güzel yani bahçesi. Bir de yolun üstünde olması, biraz tepede olması falan evin güzelleştirmiş. Bakalım ne yazmışlar. Bahçeli müstakil evimiz şirin bir bahçesi mevcuttur. Yola sıfırdır hastane, postane, belediye. Demek ki hastane, postane, belediyeyi bir tek ben söylemiyormuşum. Bakın söyleyen birisini daha bulduk. Aynı benim söylediğim gibi söylemiş. Hastane, postane, belediye, alışveriş merkezi, otobüs, acil ihtiyaçlarınızı görebilecek banka mevcuttur. Sembolik bir pazarlık olabilir, kiraya verilebilecek pozisyondadır. Hazır kiracılığı yatırım amaçlı düşünülebilir. Randevu talepleriniz için bizi arayabilirsiniz. Canlar, 360 metrekare burası, 280 bin lira. Eskişehir Mihalıçık Medrese Mahallesi demiş. Mihalıçık
Serap Bolu satıyor. 0538 258 1558. 0538 258 1558. Bu da 23 Kasım 2022 tarihli ilanlardan, fiyatı uygun olanlardan seçtiğim, listeye aldığım ilan. Canlar, 795 bin liralık bir ilan var ama tabii ki hemen bir yere gitme. Bu fiyat yüksek diye. Evet, fiyat bizim baktığımız fiyatlara nazaran biraz yüksek ama burası İzmir Ödemiş Gölcük Mahallesi'nde. Şimdi neden bunun üstüne basa basa soruyor, söylüyorum? Gölcük Mahallesi'ndeki fiyatlara bakar mısınız abi? Bakar mısınız fiyatlara? Yani fiyatları düşürdüğüm zaman en uygun yer şu baktığımız yer olacak. Bakın, 795 bin lira yazmışlar. 795 bin lira. Şimdi bizim inceleyeceğimiz ilan, diğerleri 150 metrekare 2 artı 1, 1 milyondan başlıyor. Bakın, 150 metrekare 1 milyondan başlıyor. Ama burası bizim bakacağımız yerden iyi mi kötü mü? Şimdi kararı bizler vereceğiz. Gelelim buraya. 795 bin lira İzmir Ödemiş Gölcük Mahallesi'nde. Fotoğraflarımızı büyütelim. Bakın. Metrekare yüksek. Bahçe şahane. Şöyle bir fırın var. Çok fazla fotoğraf koymamış. Ne güzel ağaçlar var. Burada da bahçeli kargir ev olarak geçer. Bakın, 349 metrekare. Tapunun belli bir bölümünü çekmiş. Niteliği bahçeli kargir ev. Görüyor musunuz? Yer bu. Ev de bu. Mevki de bu. Zeytinlik Mahallesi girişi ana yola 10 metre içeride Ferah Güzel Mütevazi Bahçeli Köy Evi. Elektrik ve su abonesi var. Yerimiz Ödemiş merkeze 3 kilometre mesafede. Yani Ödemiş merkeze çok yakın bir yer. 350 metrekare. 795 bin lira. Yani bu bölgede bu fiyatlara çıkabilecek canlar varsa değerlendirsin. Çünkü biraz düşük geldi bana. Bu yaptığımız ekspertizlik bizim üstün körü bir ekspertizlik. Bölgeyi bilenler de varsa lütfen yorumlara yazsın. Desin ki, Murat kardeşim, burası çok pahalı ya da ucuz. Ben etrafı biliyorum, çevreyi biliyorum. Burada evler aslında pahalı ama senin bu gösterdiğin yer biraz daha uygun diye yazabilirler. Yazarlarsa her zaman söylediğim gibi burasını büyük bir platform gibi yapmayı düşünen bizler mutlu oluruz hepimiz, kanal izleyicileri. Beğenileri unutmayın canlar. Lütfen sizlerden ricam beğenilerinizi eksik etmemeniz. Bu haftaki yayınımız bu kadardı. Bu hafta Perşembe günü yayınımızın sonuna geldik. Lütfen beğenilerinizi unutmayın. Murat kardeşinizi üzmeyin. Cumartesi günü yeni videoda görüşmek üzere diyorum. Sizi sevenler için, sevdikleriniz için kendinize çok çok iyi bakın. Yüce Allah'ıma emanet olun. Hoşça kalın kıymetli dostlar.